Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Biraz önce de Enes Yalnız'ın ifade ettiği gibi Galatasaray Kulübü Başkanı bir takviye planlandığını ifade etti. Ve kuşkusuz bunu yaparken de Fatih Terim de bir araya gelecek ve onunla görüştükten sonra son karar verecek. İşte rotası Galatasaray'ın transferdeki rotası ekranlarınızda. Galatasaray'da gündemde transfer var. Ligde zirvenin 14 puan gerisinde kalan sarı kırmızılılarda kadroya takviye için çalışmalar devam ediyor. Devre arasında da sezon başında olduğu gibi gençleştirme operasyonunun devam edeceği öğrenildi. Başkan Burak Elmasla Fatih Terim'si transfer konusunu görüşmek için bir kez daha bir araya gelecek. Tecrübeli teknik adamın bu toplantıda gidecek ve gelecek oyuncuların listesini yönetime sunacağı ifade edildi. Galatasaray'da Asunsoğa başta olmak üzere en az 3 futbolcu ile yolların ayrılabileceği gelen haberler arasında. Ayrıca devre arasında Getson Fernandes'in yanı sıra bir orta saha oyuncusuyla bir kaleci transferi üzerinde durulduğu kaydedildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Babelli vedalaşılması halinde Parma'da oynayan Denizman için girişimde bulunulacağı belirtildi. Teknik eğitim devre arası transfer döneminde yerli ve genç oyuncu ısrarı da devam ediyor. Galatasaray'ın bu proje doğrultusunda göztepede forma giyen kaleci İrfan Canlı Bursa Spor'dan İsmail çok çalış için kulüplerine teklif sunacağı dile getirildi. Diğer yandan Galatasaray'da Sasha dönüşü planlanandan daha uzun sürecek. Fransız futbolcunun en iyi ihtimalle ligin ikinci yarısının başını görev yapabileceği öğrenildi. Ülkesinde bulunan genç futbolcuya her gün yaklaşık 8 saatlik tedavi programı uygulandığı ifade edildi. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Burak Elmas'tan da flash açıklamalar. Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas gündemi değerlendirdi. Basın mensuplarıyla sohbet toplantısında buluşan Elmas birçok konu hakkında görüşlerini dile getirdi. İşte sohbet toplantısından derlediklerimiz. Burak Elmas ara transfer döneminde izleyecekleri yol haritasıyla ilgili bilgi verdi. Önceliğimiz Galatasaray'ın finansal yönünü güçlendirmek. Biz bir dönemi kurtarmak için transfer yapmayacağız. Galatasaray'ın geleceğini düşünerek hareket edeceğiz. Gelen giden oyuncuların maliyetlerine göre takviyeler yapacağız. Burak Elmas, Getson Fernandes'e olan ilgilerini sürdüğünü açıkladı. Getson'un da bize olan ilgisi ortada. Listemizde yer alan başka oyuncular da var. Ocak ayında gerekli hamleleri yapacağız. Getson olmazsa başkası olur. Burak Elmas, Mustafa Muhammed'in bonservisini alma konusunu değerlendirdiklerini belirtti. Aralık sonuna kadar opsiyonumuz var. Kendisi Galatasaray'da kalmak için istekli. Bu kulüpte kim oynamak istemez. Burak Elmas, Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesini yenilemek üzere olduklarını da ifade etti. Kerem'in çıkış maddesi bulunmuyor. Kerem'i biz ne kadara satmak istersek o kadara gidecek. Kerem'i isteyen birçok Avrupa'dan kulüp var. Bizim kapımızı çağırdılar. Biz çift haneli rakamlar istiyoruz. Belirttiğimiz rakamdan aşağısına kesinlikle satmayacağız. Hocamız Bartu Elmas'ın da kalmasını istiyor. Menajeriyle görüşüyoruz. Açıklamasını yaptı. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Babel ve Fegül hakkında da konuştu. Onlar da kendilerini düşünmek zorundalar ve bu yüzden ücretlerinde de indireme gitmek istemeyebilirler. Profesyonellik örneği göstererek hala bize ciddi katkılar veriyorlar. Burak Elmas ayrıca şampiyonluk yarışını da değerlendirdi. Genç bir takım kurduk ve alışma sürecinde dalgalanmalar olacağını tahmin ediyorduk. Hiçbir şey bitmedi. Ligde herkes puan kaybedebiliyor. 14 puan fazla görünse de bu farkın pozitif anlamda böyle kalmayacağına eminim. Galatasaray'ın geleceği için bir dönem istediğimiz sonuçları almayabiliriz belki. Ama bundan korkmuyoruz diye açıklama yaptı. Elmas gözlemci raporlarında da problem olduğunu söyledi. Soyunma odası koridorunda gizli ses kaydı yapan gözlemci yakaladık. Federasyonun raporlarını sızdıran kişiler de var. Disiplin kurulunda da kasıtlı sevkler bulunuyor diye açıklama yaptı. Galatasaray'da da Fatih Terim rotasyona pişman oldu. Avrupa Ligi yolculuğunda yorgun düşen bazı isimleri Yeni Malatya deplasmanında dirilendirmek isteyen Fatih Terim bir kez daha rotasyon kararından pişman oldu. İdzal 11'ini bozmak istemeyen tecrübeli teknik adam. Forvet arkasında Kerem çıkıldı. Feguli üçlüsünde ısrar edecek. Merkezde Berkan Taylan ikilisine alternatif arayan Terim. ileri uçta da Cagney, Muhammed ve Halil arasında bir tercih yapacak. Çift forvete dönülmesi durumunda Berkan Çıkıldağ'a merkeze geçerken Halil forvet arkasında görev alacak. Fatih Terim'den de futbolculara Florya'da uyarı. Üst üste gelen puan kayıpları Galatasaray'ı tam 7 puana mal oldu. Böylece lider Trabzonspor'un 14 puan gerisine kalan Sarı Kırmızılar'da Avrupa'da alınan başarılı sonuçlara rağmen moraller alt üst olmuş durumda. Ligdeki kötü gidişatı bir an önce sonlandırmak isteyen teknik direktör Fatih Terim, Florya'daki suskulluğunu bozarak öğrencileriyle kısa bir toplantı yaptı. Ligde daha ilk devrenin bile bitmediğini hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı. Önümüzde kazanılacak ve kaybedilecek daha çok puan var. Henüz hiçbir şey bitmiş değil. Biz kendi işimizi yapalım. Bir an önce toparlanıp ayağa kalkalım ve kazanmaya başlayalım. Sonrasında kim nerede olur, ne yapar, hep beraber bakarız ifadesini kullandı. Savunmada yapılan bireysel hatalara rağmen defans hattının genel durumundan memnun olan Terim asıl problemin hücum hattında olduğunu düşünüyor. Takımının bir türlü lig maçlarını erken kopartıp sonuca gidememesinden dert yanan Fatih Hoca ekibiyle birlikte gol krizine çözüm arıyor. Birçok hücum oyuncusundan beklediği verim alamayan Terim'in çift forvet düzeni yeniden gözden geçireceği ve Halil'e bir şekilde 11'e tekrar adapte etmeye çalışacağı bildirildi. Cagney ile Muhammed arasında bir değişiklik olup olmayacağı ise 6 ay maçına yönelik gerçekleştirilecek taktik provalarda ortaya çıkacak. Yani Haji için favori Galatasaray. İskoç gibi Rangers'ta menajer Steven Gerrard'ın Aston Villa'ya gidişi sonrası takımın yıldızlarından Yanis Haji'nin de devre arasında ayrılabileceği belirtiliyor. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın Yanis Haji'nin durumunu yakından takip ettiği aktarılmıştı. Haji'nin transferi adına birçok takımın ismi öne çıksa da İngiliz basını Galatasaray'ı favori olarak konumlandırıyor. Galatasaray favori konumdayken Lyon, Roma, Fiorentina, Lazio ve Sevilla gibi takımların da aday olabilecekleri aktarılıyor. The Sun gazetesinin haberine göre babası George Haji'nin Galatasaray forması giydiği dönemde İstanbul'da doğan Iyanis'in bir Galatasaray taraftarı olduğu belirtiliyor. Nitekim yani Haji de geçtiğimiz Mayıs ayında yaptığı açıklamada bir gün Galatasaray'da oynamak isterim. Ben Galatasaray ile büyüdüm. Geleceğin neler getireceğini bilmiyorum. Ancak Galatasaray'a bağlıyım ve Galatasaray'ı çok seviyorum ifadesini kullanmıştı. Dostlarım, biraz da Avrupa'dan futbola bakalım. Real Madrid, Chelsea'nin stoperi Rüdiger'i transfer etmeye yakın. Chelsea ile sözleşmesini uzatmak istemeyen Alman futbolcuyla birçok Avrupa kulübü ilgilenirken Real Madrid bir adım önde. 28 yaşındaki stoperin Stanford Bridge'deki sözleşmesi 2022 yazında sona erecek ve sözleşmesini yenilemeye niyeti yok. Chelsea son transfer döneminde Madrid'den United'a transfer olan Rafael Varane ile ilgilenmiş ancak Rüdiger'in sözleşmesini uzatmaya öncelik vermişti. Chelsea menajeri Thomas Tuchel, Alman futbolcuya yeni bir sözleşme imzalatarak takımda kalma ikna etmeye çalışıyor. Ancak bu durum imkansız gibi. Mavilerin Rüdiger için yaptığı son teklif yılda net 8 milyon euro olarak belirlendi. Fakat Rüdiger yine de Loftus cheek Marcos Alonso, Timo Werner, Thiago Silva, Lukaku gibi takım arkadaşlarından daha az maaş alacağının farkında. Carlo Ancelotti'nin teknik direktör olarak dönüşünden sonra Real Madrid iyi bir stoper transfer etmeyi hedefliyor. Rüdiger tercih edilen adaylardan birisi konumunda ve Madrid, Eder Milito, David Alaba ve Nacho gibi oyuncuların yanına çok iyi bir stoper ekleyerek defans hattındaki oyuncu zenginliğini artırmaya hedefliyor. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.